9 Aralık 2022, 20 Aralık 2022 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları yapılacak arkadaşlar. Sınava kadar çok fazla video çekeceğiz. Sınavla ilgili teknik bilgiler, soru analizleri yapmaya devam edeceğiz. Bugün soru detaylarıyla ilgili, soru analiziyle ilgili bir video çekmeye karar verdik. Çünkü bize çok fazla soru geliyor. Sınav soruları zor mu? Açık liseye yeni geçen ya da örgünden açığa geçecek, örgünden açığa geçmeyi planlayan ki Ocak ayında çok fazla öğrencinin açık liseye geçmesini bekliyoruz. Bu öğrenciler açık lise sınavları zor mu diye bize sorular soruyorlar. Biz de bu videoda açık lisede çıkan soruları analiz edelim arkadaşlar. Ki online sınavda olsa bizim için sınav sorularını çözmek o derece kolay olsun. Şimdi arkadaşlar açık lisede 2020 Temmuz'da en son örgün öğrenciler gibi yüz yüze gözetmenler eşliğinde sınav yapıldı. Yani yaklaşık olarak 2-2,5 sene geçti en son yapılan yüz yüze sınavlardan. 2020 Temmuz'dan itibaren pandeminin iyice etkisini göstermesiyle birlikte açık lise sınavları online olarak yapılmaya başlandı ve öğrenciler herhangi bir gözetmen olmaksızın evlerindeki bilgisayarlar, tabletler, telefonlar ve internet bağlantısıyla sınavlarını kendileri yaptılar ve Aralık ayı itibariyle de yapmaya devam ediyorlar. Şimdi sınav sorularıyla ilgili şöyle bir değerlendirme yapalım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasına baktığınız zaman en son 2020 Temmuz ayının sınav sorularını göreceksiniz. Çıkmış soruları her sınavdan sonra yayınlıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Fakat en son 2020 Temmuz ayının soruları var. Neden daha sonrası yok? Çünkü 2021 ve 2022 yılında yapılan tüm sınavlar online olarak yapıldı. Altını çizerek söylüyorum. Bu yapılan online sınavlar son 5 dönemin yani 2018 Aralık'tan 2020 Temmuz'a kadar yapılan yüz yüze sınavların karması şeklinde oldu. Yani oradaki çıkmış soruları sordular. Yine Aralık ayındaki online sınavda soruların çıkmış sorulardan gelmesini bekliyoruz. Son online sınavda yaklaşık %80, %90 kadar çıkmış sorulardan geldi. %10 kadarsa hiç karşılaşmadığımız sorulardan karşımıza geldi. Bu sorunun aynı zamanda cevabı olsun. Neden 2020 Temmuz'dan sonraki sorular yayınlanmıyor? Ya da Açık Lise TV'den son 5 dönem çıkmış sorular kitabı alan arkadaşlar 2018'den 2020 Temmuz'una kadar soruları görüyorlar kitaplarda, bizim gönderdiğimiz kitaplarda. Bu sorunun cevabı bu olsun çünkü 2020 Temmuz'dan sonra çıkmış sorular yayınlanmadı. 2020 Temmuz'dan sonra sorular 2018-2020 Temmuz arasındaki o çıkmış sorulardan soruldu. Aralık 2022'de de aynısı olacak arkadaşlar. Yani bizlerin Açık Lise TV'nin gönderdiği kitaplar, çıkmış sorular kitabı sizin 2022 Aralık sınavı için referansınız olacaktır. Biz sadece çıkmış sorulara çalışmalı mıyız? Konu anlatım kitaplarımız ya da halk eğitimden aldığınız kitaplarda sizlerin sınavlarda yüksek not alması için oldukça etkili olacaktır. Yine bizim hem YouTube sayfamızda hem de web sitemizde tüm derslerin videolu anlatımları var. Mutlaka izleyin. Sınava az kaldı ben nasıl çalışacağım diyen arkadaşlar için özellikle internet sitemizde konu özetleri videolarımız var. Bunları sınava kadar çok rahatlıkla izleyerek sınavlarda yüksek puan alabilirsiniz. Peki sınavlarda ben yüksek puan alırsam bana nasıl bir etkisi olacak? Evet, ortaöğretim başarı puanı. Arkadaşlar açık lisenin OBP'ye etkisi diye bir soruyla karşılaşıyoruz. Açık lisenin OBP'ye etkisi oldukça fazladır arkadaşlar. Ortaöğretim puanı nedir? Önce onu açıklayalım. Ortaöğretim puanı, ortaöğretim başarı puanı daha doğrusu üniversite sınavını kazanan, tercih yapan öğrencilerin sınavda aldıkları puana ek olarak diploma puanlarının OBP'ye çevrilmiş halinin eklenmesidir. Yani siz 340 aldığınız bir üniversite sınav puanınıza 45-50 gibi bir OBP puanı ekleyerek diğer öğrencilerin önüne geçebilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Tüm sınavlardan yüksek not alarak. Diploma puanınız ne kadar yüksek olursa OBP puanınız da o kadar yüksek olacaktır. Yani sınavların online olmasını bir fırsata çevirebiliriz. Bu anlamda sınavlardan 90, 95, 100 gibi notlar alarak diploma puanımızı çok üst seviyelere çekip ortaöğretim başarı puanımızda alabileceğimiz maksimum puanla çıkarırsak diğer örgünde okuyan öğrencilerin önüne geçmiş olabiliriz. Örgünde eğitim gören öğrencilerimiz hala sınavlarını öğretmenlerinin gözetmenliğinde yaptıkları için sizler kadar yüksek puanlar alamıyorlar arkadaşlar. O yüzden bu bizim için oldukça önemli. Sınavlarda yüksek puan alarak ortaöğretim başarı puanınızı yükseltebilirsiniz. Sınavlara hazırlanırken konu özetlerinden çok çıkmış sorulara çalışın diyoruz artık bu saatten sonra. Ama çıkmış soruları mutlaka çözümlerini de izleyin. Açık Lise TV'nin yine internet sitesinde bulunan ya da sizlere gönderdiğimiz kitaplarda bulunan kare kodları okutarak mutlaka çıkmış soruların çözümlerini izleyin. Çünkü soruları ezberlemek her zaman işimize yaramıyor. Bazen bir soruyu, bir sayısını, bir rakamını, bir harfini değiştirerek farklı bir metotta sorabiliyorlar. Dolayısıyla mutlaka çözüm videolarını izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sınav stresi tabii online sınavda olsa her öğrencide olacaktır. Sınavda kendilerinin yerine başkasını sınava sokanları biliyoruz. Sınav sorularını internetten cevaplarını arayan ya da Telegram gruplarından sınav sorularının cevaplarını bulan arkadaşları biliyoruz. Etik olarak bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Ama yani yapıyorsanız da kimse size neden yapıyorsunuz diye sormuyor. Dolayısıyla bu sınavdan yüksek puan almak için herkesin elinde farklı fırsatlar var. Fakat bizim uyarmak istediğimiz bazı noktalar var. Öğrencilerimizin mutlaka ama mutlaka soruları bir yerlerde paylaşmamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü sizler için her sayfada bir soru kodu var ve o kod sadece sizin öğrenci bilginize ait. Yani siz bunu internet ortamında paylaştığınız zaman ekranınızdaki o kod belki sizin bile görünemeyecek düzeyde silik bir kod oluyor bu. Bu koddan bu soruyu sizin paylaştığınız belli olabiliyor. Dolayısıyla buraya dikkat edelim arkadaşlar. Sınav sorularını kesinlikle hiçbir yerde paylaşmayalım. Sınav cevaplarını bir yerlerden arayacağız, bulacağız, bulmaya çalışacağız. Az önce de tekrar ettiğim gibi etik değil ama eğer sınav sorularını illa birilerinden almak istiyorsanız mutlaka güvenilir birilerinden alın arkadaşlar. Yani bir öğretmen olarak bunu söylemek acı ama hani kopya çekiyorsanız da kuralına uygun çekin demek istiyorum artık. Bununla ilgili çok fazla yorum yapamıyorum. Ama şunu söylüyorum, online sınavları bir fırsat olarak bilip yüksek ortaöğretim başarı puanı, yüksek diploma puanı için elinizden geleni yapın arkadaşlar. Çalışın, çıkmış sorulara çalışın ve sınavda hata yapmayın. En küçük bir teknik hata sizin sınavınızın iptal olmasına sebep olacaktır. Ya da az önce bahsettiğim gibi sınav sorularını bir yerde paylaşmanız, sınav anında görüntünüzü çekmeniz, sınavın görüntüsünü çekmeniz ya da başka bir sekmeye geçmeniz sınavınızın iptaline neden olacaktır. Bu tür basit hatalar yapmayın arkadaşlar. Bu fırsatı dezavantaja çevirmeyelim. Yüksek puanlar alarak sınavları kolay bir şekilde bitirelim. Önümüzdeki videolarda uyarılarımıza devam edeceğiz ama sınav saatlerinin uygunluğu bizim için önemli. Sınav 9 Aralık saat 9.30'da başlayacak ama 9.30'da sınav ekranına kilitlenmeyelim. Çünkü herkes o ekrana kilitlenecek o saatte. Ve sistem bir yoğunluk yaşanacak sistemde. Dolayısıyla birçok öğrenci sisteme girmekte zorlanacak. Hatta sistem bazı öğrencileri sistemden atacak. Ve öğrencilerimizin sınavlarının iptal olmasına neden olacak. Sınava giriş saatlerini özellikle gece saatlerini ya da hafta sonu sabah saatlerini tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü çok fazla insan o saatlerde sınava girmiyor. Dolayısıyla sistem o saatlerde oldukça sakin oluyor. Bu fırsatı bu şekilde değerlendirip sınavınızın iptal olmaması için gerekli önlemleri alın arkadaşlar. Biz hem sınav anında hem de sınava kadar olan süreçte bu tür bilgilendirmeler yapacağız, paylaşımlar yapacağız. Hem Instagram'da hem de YouTube sayfamızda. Uyarılarımızı dikkate alın arkadaşlar. Daha önce binlerce öğrencinin sınavı maalesef iptal oldu. Basit bir sınavı zor bir sınava çevirmeyelim. Evet, önümüzdeki günlerde videolarımız devam edecek. Şimdiden hepinize başarılar diliyoruz.